Lider Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. 27 Ocağı gösteriyor tarihler ve bir haftayı daha noktalıyoruz. Yavaş yavaş Ocak ayını da noktalamak üzereyiz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Haftanın son iş gününde bir hayli yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Ben Cansu Oktay. Ana Haber Bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Tarım Kredi Kooperatifine ait altın madeninin açılışına katıldı bugün ve burada yaptığı konuşmada ülkenin kronik sorunlarının AK Parti iktidarı döneminde çözüldüğünü söyledi. Değerli dostlar, Türkiye... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeninin açılışına katıldı. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt altın madeninin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti iktidarı döneminde yapılan icraatlara değindi. Kalkınmanın temel altyapısını oluşturan eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, enerji gibi alanlarda sadece 20 yılda kat ettiğimiz mesafe gerçekten takdire şayandır. Eğitimde binadan personele pek çok kronik sorunu çözdük. Hastanelerimiz sağlık hizmetlerinde örnek gösteriliyor. Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin bile üzerinde. Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili de konuştu. Filomuza kattığımız sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğalgazı milli şebekemize bağlamak için 50'nin üzerinde gemi ve 10.000'in üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. İnşallah milletimizde taahhüt ettiğimiz şekilde Mart ayı sonu itibariyle Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. Erdoğan, Türkiye'de madencilik sektörünün önündeki engelleri kaldırarak üretimi arttırdıklarını söyledi. Böylece 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Evet, bu açılıştan sonra da Bilecik'te düzenlenen törene katıldı sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve burada da bir konuşma yaptı. 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekti. Osmanlı çınarı 3 kıta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te düzenlenen toplu açılış töreninde 2023 seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Biliyorsunuz seçimlere Türkiye 100 yılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti? Yeter, söz milletindir demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Yeter, söz milletindir. Bay Kemal, bunu biz söyleyelim, ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi. Şimdi... Ve Altılı Masa 11. toplantısını dün İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştirdi sevgili izleyiciler. İşte 9,5 saat süren toplantıdan öne çıkan detaylar.
Altılı Masa'nın ikinci turunun beşinci toplantısı 5 Ocak tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Aradan geçen 21 günün sonunda 11. toplantı Meral Akşener'in ev sahipliğinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Merkeze öğle vakti gelen liderler akşam saatlerinde ayrıldı. Saat 12'de başlayan toplantı yaklaşık 9,5 saat sürdü. Ya arkadaşlar bir şey söylemeyeceğim. Sadece teşekkür etmek için geldim. Hakkınızı helal edin. Bugün bu soğukta burada oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sadece onun için geldim. Umarım iyi ağırlayabilmişizdir. Toplantı sonrası tek sözlü açıklama ev sahibi Akşener'den bu sözlerle gelirken Altılı Masa liderleri ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride dikkat çeken nokta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamalar oldu. Altılı Masa'nın açıklamalarında Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır ifadelerine yer verildi. Bir sonraki Altılı Masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne otomatik tüfekle giren bir kişi etrafa kurşun yağdırdı. Saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik müdürü hayatını kaybederken saldırgan yakalandı ve güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen o anlara gideceğiz şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hakkında da açıklamalarda bulundu. Büyükelçiliğe silahlı saldırı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne otomatik tüfekle giren bir kişi etrafa kurşun yağdırdı. Saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik müdürü hayatını kaybederken iki güvenlik görevlisi ise yaralandı. Saldırgan daha sonra bir güvenlik personeli tarafından durduruldu. Tahran Polis Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı bildirildi. Saldırganın olayı kişisel nedenlerle gerçekleştirdiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tamam mı? Şentop'un gündeminde İran'ın başkenti Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı vardı. Malum, büyükelçilikler görev yaptıkları ülkelere başka ülkelerin emanetidir. Bunların çok iyi bir şekilde korunması lazım. Ben çok hızlıca bu konu üzerinde soruşturmanın yapılmasını, faillerin bulunup tam olarak cezalandırılmasını bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. Ve konuyla ilgili olarak da Azerbaycan Meclis Başkanı Sayın Gafarova'yı aradım. Kendisinden bilgi aldım. Hem taziye hem başsağlığı dileklerimi ilettim. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Saldırıyı bu sözlerle kınayan Şentop'un gündemindeki bir diğer konuysa yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olmasında Altılı Masa'nın açıklamasında belirttiği gibi herhangi bir anayasal engel bulunmadığını söyledi. İki defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan bir hüküm. Bu yeni hükümet sistemiyle beraber yeniden herkese, bütün vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır. Sadece Cumhurbaşkanımızla ilgili değil, daha önce Cumhurbaşkanlığı yapanlarla ilgili olarak da bu hüküm vardır. Yeni sistemle beraber iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyla ilişkili konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasına gideceğiz. Olayın düşünce özgürlüğü olmadığını söyledi Numan Kurtulmuş. Bir diğer gündeminde ise Altılı Masa'nın son toplantısı vardı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kütahya Ulu Camii'ndeki Regaip Kandil programına katılıp yatsı namazını eda etti. Basın mensupları karşısına geçen Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin konuştu. İsveç'te yapılan, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının ardından yine aynı siyasetçi bozuntusu, faşist, ırkçı adamın bu sefer Danimarka'nın başkentinde
Kur'an-ı Kerim yakma eylemi içerisinde olacağı haberleri geliyor. Bunun bir insanlık suçu olduğunu, bunun bütün insanlığa karşı yapılmış olan açık aleni bir saldırı olduğunu bir kere daha ifade etmek isteriz. Fevkalade hain, fevkalade insanlık dışı, ötekileştirici bir saldırıdır. Kurtulmuş yapılan hareketin düşünce özgürlüğü olmadığını söyledi. Bunlara demokrasi vesaire adı altında müsamaha göstererek Avrupa siyasetini, Avrupa halklarını zehirleyen yöneticileri telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Ve Türkiye güçlü büyük bir ülke olarak yoluna devam ettikçe Müslüman milletlerin ve mazlum milletlerin öncüsü sözcüsü olmaya devam edecek. Kurtulmuş'un gündemindeki bir diğer konuysa Altılı Masa 11. toplantısıydı. Maalesef bir türlü herhalde dün 11-12. bir toplantılarını yaptılar. Bir türlü henüz adayla ilgili konuşmaya başlayamadılar bile. Hani diyordunuz kardeşim seçimi ilan edin, ertesi gün biz adayı açıklayalım. 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de seçim olacak. Hele hele aday ilan etme vakti çoktan gelmiş olmasına rağmen adayı konuşmaya başlama kararını almışlar. Büyük bir şeydir. İnşallah 14 Mayıs seçimlerine yetiştirirler adaylarını. Öyle görünüyor ki eğer böyle giderlerse konuşacaklar. En sonunda millete diyecekler. Vallahi biz aday belirleyemedik. Biz de Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz diyecekler. Bu anlamda uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden kökünü kurutma operasyonunun bir ayağı da İzmir'de gerçekleştirildi sayın seyirciler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonda 225 şüpheliden 202'sinin yakalandığını açıkladı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak ülke genelinde devam eden kökünü kurutma operasyonunun 36.sı İzmir'de gerçekleştirildi. Operasyonun startını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, şafak vaktinde 1472 personelle başlatılan dev operasyonla ilgili açıklama yaptı. Sabah saat 06.15'te başlayan operasyonda 225 hedefimiz, 236'da girilecek yer söz konusuydu. 225 hedefin 202'sine şu ana kadar arkadaşlarımız ulaştılar ve gözaltına aldılar. Bu nedenle gerek İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bugün sabah itibariyle İzmir Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutan Vekilimiz, Narkotik Başkanımız, İzmir İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlarımızla birlikte operasyonun seyrini takip ettik. Allah'a çok şükür kazasız belasız tamamlanmış oldu. Bu Türkiye'deki 36. kökünü kurutma operasyonu. Soylu uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Burada bizden kimse acıma beklemesin. Bir sözümüz var, acırsak acınacak duruma düşeriz. Onun için uyuşturucuya karşı sert mücadelemiz devam edecektir. Bakan Soylu ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonların bilançoları hakkında da bilgi verdi. Şu anda cezaevlerinde birçoğu imal ve ticaret suçundan olan 222 bin hükümlü, tutuklu, hüküm özlü bulunmaktadır. Geçen yıl yani 2022 yılında 29.800 kişi tutuklandı. Bunun 2000'i İzmir'de. Soylu uyuşturucuya bağlı ölümlerin de azaldığını söyledi. 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2022 yılı sonu itibariyle 250 rakamındadır. Yani Türkiye bu oranı, uyuşturucuya bağlı ölümler oranını 1/4 düşürmüştür. Milyonda 4,5. Milyonda 324, neredeyse 90 katı Amerika'dadır. Soylu, uyuşturucu kullanılan yerlerle ilgili de açıklama yaptı. Son 4 yılda 124 bin metruk binanın 110 bini yıkılmış veya eğer tarihi eserse restore edilmiştir. Geri kalan 14 bin binanın da, metruk binanın da ya rehabilitasyon ya da yıkılma işlemleri valiliklerimiz ve ilgili yerel yönetimler tarafından devam etmektedir. Ve geçiyoruz emeklilikte yaşa takılanlara. Bugün önemli bir gelişme yaşandı sevgili izleyiciler. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT yasasının pazartesi günü meclise sunulacağını söyledi.
Pek çok vatandaş EYT yasası bekleyişinde ve beklenen tarih sonunda geldi. Yasa pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Müjdeyi Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu verdi. Efendim inşallah pazartesi günü teklifimizi, EYT ile ilgili teklifimizi meclis başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda saat 11'de bir basın açıklamasıyla EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğiyle ilgili nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız inşallah. Efendim, pazartesi saat 11 inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Peki. Allah'a emanet olun, hayırlı cumalar diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başkentte ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Kurum, ilk evin projesinde en güzelini sizler için yapacağız diyerek Ankaralı gençlere söz verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Sizler bu ecdadın nesilleri olarak inşallah bu topraklara, vatanımıza 780 bin kilometre kare vatan toprağına, bayrağına sahip çıkacak nesillersiniz. Sizler bizim istikbalimizsiniz. Ve geleceğimizsiniz. Bakan Kurum ilk evin projesinden Ankara'da hak sahibi olan gençlere de bir söz verdi. Bakın bu evler de böyle yatay mimari anlayışıyla hakikaten bizim medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtan evler oldu. Ankara'daki kuralların tamamını çektik, hak sahiplerini belirledik ve inşallah söz verdiğimiz gibi nasıl Mamak'ta Mehmet amcamıza söz verdik. 7 ay içerisinde konutlarını yaptıysak bu konutlarımızı da 2 yıl içerisinde tamamlayıp gençlerimize armağan edeceğiz. Ankara için, Ankara'nın gençleri için inşallah en güzelini, en iyisini birlikte yapacağız. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Bugün toplantıda Ukrayna'ya 7. askeri destek paketi onaylanırken bir diğer gündem maddesi ise İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar oldu. Avrupa'dan Ukrayna'ya yeni destek. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi ise Rusya'nın askeri operasyonlarını devam ettirdiği Ukrayna oldu. Burada Ukrayna'ya 7. askeri destek paketi üzerinde anlaşmaya varılırken yardımların 500 milyon euro ek bütçe ile toplamda 49 milyar euroya ulaşacağı duyuruldu. Toplantıda bir diğer gündem maddesi ise İran'a karşı uygulanacak yaptırımlardı. Birlik 4. yaptırım paketi üzerinde anlaştı. Bu kapsamda İran'la 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan tahıl koridoru birçok ülkenin de gıda krizine çözüm olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Gıda Programı'nın insani yardımları çerçevesinde Afganistan'a gidecek gemideki tahılın denetimleri de tamamlandı. Küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların %60'ının Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan ettiğini görüyoruz. Forumun temasının geleceği şekillendirmek, belirsizlikler, gerçekler ve fırsatlar olarak belirlenmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Bugüne dek Ukrayna limanlarından 674 gemiyle toplam 18 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Bu çerçevede şimdiye kadar tahıl krizinin yıkıcı sonuçlarından en... Geçtiğimiz aylarda vatandaşın satın alabilmek için birbirini ezdiği ayçiçek yağında verginin sıfırlanmasıyla yüzler güldü. Zira ayçiçek yağında fiyatlar eskiye dönmeye de başladı. Haberimizi izliyoruz. Ayçiçek yağı eski fiyatına dönüyor.
Geçtiğimiz aylarda marketlerde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan ayçiçek yağından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bazı zincir marketler ve tarım kredi kooperatiflerinde %10'a kadar indirim uygulanıyor. Yani olması gereken fiyatlar, olması gereken fiyatlar normal yani, devletimiz de veriyor zaten. Ayçiçek yağına indirim yoldayken vergi sıfırlandı. Yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına ton başına 250 dolar, ayçiçeği çekirdeğine ise %5 vergi uygulanıyordu. Ayçiçek yağındaki düşüş tabii ki vatandaşın yani aleyhine değil lehine. 2023'e girmeden önce hükümet ayçiçeği ürünlerinden alınan gümrük vergisini sıfırladı. Bu durum kısa sürede etiketlere yansıdı ve fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Marketler etiketleri peş peşe değiştirdi. Ayçiçek yağının 5 litresi bazı internet siteleri ve zincir marketlerde 200 lirayı aşmıştı. Şimdi ise 148 liraya kadar düştü. Olması lazım yani, 200 lira bir ayçiçek yağı için gerçekten çok ciddi bir para. Yani her evde kullanılan bir şey yani, şeker gibi, ekmek gibi, başka bir şey yok bunun yani. Hiç gerek yok vallahi, hiç yani. Şimdi 150 lira onun şeyi, 5 litresi normaldir yani, sıkıntı yok yani. Evet, hiç. Düşecek de, hele de düşecek. İnşallah düşecek. Bu 6-7'lileri ortadan kaldırsak daha da düşecek. Ayçiçek yağında en fazla düşüşse tarım kredi kooperatiflerinde gözlemlendi. Zam şampiyonu olan başka bir ürünse tuvalet kağıtlarıydı. Tuvalet kağıtları 150 liraya kadar çıkmıştı ki şu anda bazı zincir marketlerde 44 liraya kadar düştü. Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki çılgın artışın ardından bir market fiyatlarda büyük bir indirime gitti. Normal satış fiyatı 80 lira olan tuvalet kağıdını 44 liraya kadar düşüren marketler gözlemlendi. İndirimler bununla da sınırlı kalmadı. 5 litre ayçiçek yağı 148 lira, 500 gram çay 39.99 lira, 500 gram siyah zeytin 29.90 lira, 500 gram beyaz peynir ise 59.90 lira olarak raflarda yerini alıyor. Gıdalardaki bilinmeyen tehlikenin adı Çin tuzu sevgili izleyiciler. Artık birçoğunuz biliyorsunuz aslında bunu. İngilizce kısaltması MSG olan bu katkı maddesi, yani monosodyum glutamat. Bu katkı maddesini yedikçe iştahınız açılıyor ve fazlasıyla da zarar veriyor insan bedenine. İşte uzmanından lezzetli tehlikenin zararları. Hamburger, patates kızartması veya döner. Söylerken bile ağzımızın sulandığı bu ürünleri tüketirken neden bu kadar lezzetli olduğunu hiç düşündünüz mü? Halk arasında Çin tuzu olarak da bildiğimiz monosodyum glutamat. Aslında bir tuz kendisi. Ne işe yarıyor? Baktığımızda Avrupa'da, Avrupa Birliği bunu bir katkı maddesi, gıda katkı maddesi olarak sınıflandırıyor. Daha fazla tüketim hissi uyandıran, insanı bir keyiflendiren, yediği yemekten ekstra lezzet almasını sağlayan bir ürün kendisi. Daha da çok istiyor bu yemekten. Biraz daha fazla yemek istiyor. Çünkü o lezzet uyarıcılığı beyinde bir ekstra mutluluk, daha fazla talep yaratıyor. Bir döner yemişken ya acaba bir çeyrek, bir yarım daha mı yesem gibi. Ne yazık ki bu tarz tüketime talep arttırıyor. Çin tuzunun kullanım yelpazesi de çok geniş. Baktığımızda birçok kapalı ambalajlı ürünlerden tutun da et ve et ürünleri, işte döner, hamburger, salam, sosis gibi ürünlerden tutun da patates kızartmasına kadar, cipslere kadar birçok üründe lezzet arttırıcı olarak karşımıza çıkıyor MSG. İçinde MSG bulunduran ürünlerin fazlası da birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Obezite dediğimiz şişmanlığa kadar yol açabilecek ve bunun sonrasında da bu vücudumuzdaki yağ oranının ve kilonun artmasıyla beraber kalp damar hastalıklarından tutun da obezite, birçok gene tansiyon, şeker gibi noktalarda olumsuzluklar karşımıza çıkacak. O yüzden özellikle şeker hastalığı olan bireylerin çok çok dikkat etmesi gerekiyor bu tarz ürünleri tüketirken. Evet, gerçekten çok büyük bir tehlike ve özellikle bu tehlikeyle de çocuklarımız karşı karşıya sevgili izleyiciler. Hepimizin bilinçlenip daha bilinçli yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağ Projesi açılış toplantısı ve dijital çağın becerileri, yani bir diğer aslında önemli gündem. Böyle bir panel düzenlendi İzmir'de ve toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkilerin öneminden bahsetti. Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağ Projesi Açılış Toplantısı ve Dijital Çağın Becerileri Paneli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada son çeyrek asırda ticaret hacminin arttığını söyledi. Türkiye AB mal ticareti 196 milyar dolara ulaşmıştır. AB Türkiye'nin en büyük ihracat ve ithalat ortağıdır. İthalatımızın yaklaşık 1/4'ünü Avrupa Birliği'nden yapmaktayız. Türkiye ihracatının yaklaşık %41'i Avrupa Birliği'ne gitmektedir. Türkiye Avrupa Birliği'nin 6. büyük ticaret ortağıdır. Avrupa Birliği aynı zamanda Türkiye'deki dış yatırımlarda 1. sırada yer almaktadır. Hisarcıklıoğlu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı şartlara da değindi. Covid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı şartlar Türkiye ve Avrupa Birliği'nin daha yakın çalışması gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. Başta enerji güvenliği olmak üzere gıda güvenliği gibi stratejik önemi olan konuları da Türkiye-AB ortak çalışma alanına dahil edilmelidir. Geçiyoruz yeniden İsveç'teki saldırıya. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya Cuma hutbesinde tepki gösterdi. Erbaş, özgürlük hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tokat Karşıyaka Merkez Camisi'nde Cuma namazı hutbesini okudu. Erbaş, Cuma hutbesinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya değindi. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez. Özgürlük hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi vermez. Bilakis özgürlük herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz'le yeğeni Mehmet Salih Obut'un dolandırıcılık suçundan yargılandıkları mahkemede tutuklanmalarına karar verildi. Gerçekleştirdikleri gayrimenkul projesinde 349 kişiyi dolandırmakla suçlanan Akgündüz'ün 2443 yıla kadar hapsi isteniyor. İstanbul Bayrampaşa'daki Kapris Gold'la Maldivler'deki Kapris Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Fadıl Akgündüz, duruşmaya Siirt Adliyesi'nden Sekbis adı verilen bağlantıyla katıldı. Duruşmada Akgündüz'ün yeğeni Mehmet Salih Obut'la bazı müştekilerse hazır bulundu. Mahkeme Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fadıl Akgündüz'le birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz 22 Aralık 2015'te tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut'la birlikte tahliyesine karar verilmişti. Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle turuncu kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili dev dalgalara teslim oldu yine. Dalgaların boyunun falezlere kadar yükselmesi ve o anlarında turistler tarafından görüntülenmesi sıradaki haberimiz. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü şehir merkezinde ve batı ilçelerinde metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması beklenen yağışla doğu ve güneydoğu yönlerinden 50 ila 75, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre kuvvetli fırtına nedeniyle turizm şehri Antalya için turuncu kod uyarısında bulundu. Beklenen fırtına sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kaleiçi Yat Limanı'nda falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Liman içindeki tekneler sahipleri tarafından sabitlendi, önlemler alındı. Dev dalgalar falezleri aşındırırken yerli ve yabancı turistler dalgaları fotoğraf karelerinde fon olarak kullandı. Yat limanını dalgalardan koruyan dalga kıransa fotoğraf ve öz çekim yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Dalga kıranın üzerinden aşan dalgalara aldırmayan yerli ve yabancı turistler fenere doğru ilerledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de dev dalgalara teslim oldu. Plajı kaplayan dalgalar arasında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ülkemizde yaşanan olaylardan kısa kısa derlediğimiz haber turuna gidiyoruz. Türkiye turu var sırada. Yetim ve öksüz çocuklar için İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenlendi. Boğaz'ın güzelliklerini gören 185 çocuk doyasıya eğlendi. Antalya'da bir otomobilin açılır tavanından içeri giren kedinin araç sahibiyle olan karşılaşması gülümsetti. Kedinin otomobile girme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yunanistan'da hastalandığı belirlenen ve zehirlenme şüphesiyle 30 Aralık'tan bu yana tedavisi süren akbabaların doğaya salınmasına karar verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavisi tamamlanan nesli tehdit altındaki kara akbaba da doğaya salındı. Nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku bu kez Adana kıyısında çıktı. Akdeniz fokunu sahilde gezen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Denizli'de maden mühendisi Süleyman Burkay'ın traverten blokları kesilirken başında bekleyerek bulup koruma altına aldığı yengeç, yaprak ve kemik fosilleri Fransızların ilgisini çekti. Fransa'daki farklı üniversitelerden gelen bilim insanları fosilleri inceleyip kayıt altına alarak numaralandırdı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde gübre yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu tamamen trafiğe kapandı. Bölgede yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kastamonu'da Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Türkiye'nin en derin 4. mağarası olan İlgarini Mağarası'na ulaşım artık daha kolay sağlanacak. Kastamonu Üniversitesi mağaraya ulaşımda yeni rota belirlemek için çalışma başlattı. Bursa'da ailesiyle alacak verecek meselesi yüzünden husumeti bulunan polis memuru tartıştığı ailesinden annesi, iki abi ve yengesi olmak üzere 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olay Orhan Gazi ilçesi Gökyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adem Ergüner izin alarak ailesinin yaşadığı Orhan Gazi ilçesine geldi. Ailesiyle arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Adem Ergüner, beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirlerken Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'nın Orhan Gazi ilçesine geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması ise sürüyor. Sevgili izleyiciler, sırada yürekleri dağlayan bir haber var. İstanbul'dan geldi acı haber ve gerçekten kan dondurdu. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler bir babayla 3 çocuğunu asılı halde buldu. Eşiyle sorunlar yaşayan adamın bunalıma girerek çocuklarını asarak öldürdüğü, ardından da kendisini astığı belirtiliyor. İstanbul'da cinnet getiren bir şahıs 3 çocuğunu astıktan sonra yaşamına son verdi. Kan donduran olay Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitedeki dairede meydana geldi. İddiaya göre sitedeki komşuları Mehmet A. isimli şahıstan haber alamaması üzerine harekete geçti.
Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek, biri kız, üç çocuğu ve babaları Mehmet Ağa'nın asılmış halde cansız bedenlerini buldu. Şahsın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Babanın olaydan önce çocuklarla yemek yediği öğrenildi. Aşağıda yemek yemiş çocuklar. Restoran kurumunda. Sonra en üst kata asansör bölümüne şey. Çıkabilir miyiz? Kapıyı kapamayalım. Ya, kazan dairesine çıkmış en üst katta. Orada çocuklar nasip. Sonra da kendini nasip. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de iki katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü sayın seyirciler. Yıldırımın düştüğü ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken korkuyla uykusundan uyanan vatandaş o anları anlattı. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden olan Torbalı'daki iki katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Turgut Oktay ve Doğukan Oktay'ın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan toplam 3 kişinin ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi. 3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi. Yıldırım düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan bina sakinlerinden Doğukan Oktay o anları anlattı. Gök gürültüsüyle uyandık. Benim yattığım oda burası. Sabah kalktığımda bir kabuk kokusuyla uyandım ve onun üzerine kalktığımda evimizin yandığını gördüm ve yıldırım buraya düştü. Bunun üzerine suyla müdahale etmemize rağmen yangını kontrol altına alamadık. İtfaiye... Filistin'de ne yazık ki sular durulmuyor sayın seyirciler. Dün 10 Filistinlinin ölümü sonrası İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze şeridindeki farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıların hedefi olan bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bazı evlerde hasar meydana geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Gazze şeridinin merkezinde bulunan Hamas'ın roket üretim tesisine hedef aldığı aktarıldı. İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'daki Cenin kentinde gerçekleştirdiği ve 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskının ardından Gazze şeridinden İsrail'in güneyine roket atılmıştı. İki roket hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından düşürülürken güneydeki sahil şehri Aşkelon'da siren sesleri duyulmuştu. Ülkemizde bunlar yaşanırken bakalım dünyada bugün neler olmuş? Sırada dünya turu var. Haiti'de polisler son bir ayda ondan fazla polis memurunun öldürülmesi nedeniyle gerçekleştirdikleri protesto sırasında başbakanın özel konutuna saldırdı. Öfkeli protestocular daha sonra başbakanın bulunduğu havalimanına yöneldi. Bir süre havalimanında mahsur kalan başbakanın daha sonra evine geçebildiği bildirildi. Filistin Devlet Başkanı İsrail güçlerinin Cenin'e gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Baskında hayatını kaybedenler için cenaze töreni gerçekleştirildi. Pakistan'da henüz nedeni bilinmeyen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16'sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçti. ABD'de 46 yaşındaki bir şahıs aracıyla dehşet saçtı. Olay sırasında polis departmanının girişinde çok sayıda personel bulunurken yaralanan olmadığı bildirildi. Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı. Çocuğun sağlık kontrollerinin ardından ülkesine geri gönderileceği bildirildi. Kosova'da Türkçe kurslarıyla 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursları, Türk kültürü, gelenek ve göreneklerini yansıtan çalışmalarıyla yurt dışı faaliyetlerine devam ediyor.
Enstitü bu dönem Kosova Güvenlik Gücü askerlerine de Türkçe kurs verdi. Ve dünya turuyla birlikte hem bülteni hem haftayı kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Pazartesi günü yeniden birlikte olacağız sizlerle. Hafta sonu haberlerinde de İrem Güneybaz sizlerle birlikte olacak. WhatsApp ihbar hattımızdan 7 gün 24 saat bizlere ulaşabileceğinizi belirterek mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.